Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, kadınların güçlenmesi, ekonomik özgürlüğe sahip olması ve güvenli bir ortamda yaşamını sürdürebilmesi için birçok proje ve hizmetlerle yanlarında olmaya devam ediyor. 2021 yılının Ocak ayında kurulan Otogar Kadın Danışma Merkezi ile Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, desteğe ihtiyacı olan kadınlara yardım eli uzatıyor. Otogar Kadın Danışma Merkezi kurulduğu günden bu yana 2040 kadına hizmet verdi. Kadınları her alanda destekleyen Büyükşehir, herhangi bir sorun sebebiyle evlerinden uzaklaşıp Mersin'e gelen kadınların dayanışma noktası oldu. Açıldığı tarihte Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Otogar Kadın Danışma Merkezi'nde psikolojik, sosyal, yönlendirici, hukuk ve bilgilendirme destekleri sunuluyor. Acil ihtiyaç durumlarında ücretsiz olarak çocuklara mama, iç çamaşırı, bebek bezi ile kadınlara iç çamaşırı ve hijyenik pet desteği de sağlanıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Kadın Şube Müdürü Edibe Sahil, 2021 yılından bugüne kadar Meşot'ta Kadın Danışma Merkezi'nin aktif rol oynadığını kaydetti. Mersin'de Otogar'da bir kadın danışma merkezi açtık. Çünkü Otogar çok stratejik bir nokta. Bir kadın şiddet türlerinden birine maruz kaldığında, yani ekonomik şiddet, fiziksel şiddet, psikolojik şiddet ya da cinsel şiddete maruz kaldığında kendisini bir otogarda buluyor. Bir şehirden bir şehre gidiyor ya da Mersin'den bir yere gidiyor. Biz de kadınları Mersin otogarında karşılıyoruz. Meslek ön personelimiz var burada. Kadınlara bilgilendirme ve yönlendirme yapıyor. Kadınların o an acil ihtiyaç duyduğu malzemeleri veriyoruz. İşte hijyen kitleri takdim ediyoruz onlara. Bunun içerisinde ped var, işte çocuk bezi, çocuk maması, ıslak mendil gibi ürünler sunuyoruz. Şu ana kadar 2040 kadın bizim Otogar Kadın Danışma Merkezimizi ziyaret etti. Bu kadınlardan 37 tanesi sığınma evine yönlendirildi. Yani işte kalacak yeri olmadığı için ya da fiziksel şiddete uğradığı için şönim aracılığıyla sığınma evine yerleştirildi. Buradaki yönlendirmeler sonrasında. Otogar Kadın Danışma Merkezimiz Sosyal Demokrasi Vakfı'nın eşitlik ödülüne layık bulundu 2022 yılında. Hatta diğer illere de örnek oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bizim bu uygulamamız iyi örnek olarak alınarak Otogar'da Kadın Danışma Merkezi açıldı. Kadınlarla görüşme yapıyoruz. Bir ilk yardım, acil yardım müdahalesi. Daha sonra neye ihtiyacı olduğunu analiz ettikten sonra İşte sosyal yardım yönlendirmesi, hukuki yönlendirme, acil psikolojik danışmanlık gibi ihtiyaç modeline göre ona yönlendirmelerde ve hizmetlerde bulunuyoruz. Burada bizle irtibat kuran kadınlara ihtiyaç analizi yaparak, ihtiyaç duyuyorlarsa terapi sürecine başlayıp onları takip ediyoruz. Şu ana kadar 256 yüz yüze 966 kadına da online terapi uyguladık. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak yürüttüğümüz kadın hizmetleriyle kadınların her zaman yanındayız. Amacımız kadınların güçlenmesi, kendi ayakları üzerinde durması ve güvenli bir ortamda yaşaması. Bu konuda yürütebileceğimiz birçok hizmet var ve yardım duyan bütün kadınları belediyemizin kadın danışma merkezlerine bekliyoruz. Otogar Kadın Danışma Merkezi'nde görevli meslek elemanı Hülya Özgüler, Mersin'e gelerek barınma ihtiyacı duyan kadınlara yardım eli uzattıklarını ifade etti. Burası Mersin'e gelmiş, evinden şiddetten herhangi bir sebeple uzaklaşmış, Mersin'i bilmeyen, özellikle Mersin'i bilmeyen veya barınma sıkıntısı olan, kalacak yer sıkıntısı olan kişilere hizmeti veriyor. Dairemize bağlı kadın sığınma evlerimiz var. Buradan bize başvuru yapan danışanlarımızı barınma hizmetlerini gidermek üzere sığınma evlerimize yönlendiriyoruz. Kadının kısa hikayesini aldıktan sonra iletişim bilgilerini de alıyoruz. İletişim bilgisi olmasa bile biz kendi adresimizi netleştirip atıyorum takibini yapamayacak durumdaysak kendilerini bize çekiyoruz. Yani evet biz bu konuda destekliyoruz ama eğer amacına ulaşamadıysa, yapmak istediğiniz şeyler olmadıysa, yani barınma ile ilgili sorununuz çözülmediyse tekrar buraya gelin diye yönlendirip onları yine dairemizin bünyesindeki kadın sığınma evine yerleştiriyoruz. Orada psikologlarımız, sosyal hizmet uzmanımız, sağlıkçılarımız var. Kadının psikolojik durumuna göre, ihtiyaçlarına göre, çocuğumuzun ihtiyaçlarına göre, çocuk gelişim öğretmenlerimiz var. Orada 6 ay süresince, elzem durumlarda daha da uzun süre kadının güçlendirilmesi sağlanıyor. Her türlü ihtiyacı karşılanıyor.